Saygıdeğer hocalarım ve kıymetli dinleyiciler, ben Sümeyye Kamu. 19 Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisiyim. Ben bugün sizlere Türkçülüğün Sınır Ötesi İnşası, Rusya kökenli Türkçüler üzerine bir inceleme sunacağım. Türkçüler tarafından milliyet yüzyılı olarak nitelendirilen 19. yüzyıl, Türkçülük ideolojisinde siyasal ve kültürel düzeyde güçlendiği bir yüzyıla karşılık gelmektedir. Osmanlı'nın son döneminde imparatorluk toprakları dışında da etkili olan Türkçülük, Rus İmparatorluğu'nda yaşayan Müslüman Türkler arasında da taraftar bulabilmiştir. Bu ideoloji, erken Cumhuriyet dönemi Türkçülüğünden farklı olarak her ne kadar Türkiye'nin modernleşme mecrasında bir etkiye sahip olsa da menşeine uygun olarak Rusya'daki milli davanın sürdürülmesi ve gelişmesine kilit bir rol oynamıştır. Bu milli davanın ana bileşenlerini ise milliyetçi bir modernleşme projesine uygun olarak milli benliğin korunması, bağımsızlık ülkesi, Türk dilinin Rus diline karşı muhafazası ile Batı'nın ilim ve irfanda gösterdiği başarının örnek alınması oluşturmaktadır. Rusya kökenli Türkçülerdeki bu milli davayı ve benliği koruma güdüsü, Pantürkist ülkünün benimsenmesine yol açarken, erken Cumhuriyet dönemi milliyetçiliğinin ideolojik sınırlarını milli sınırların ötesinde hayal etmeli mümkün kılmıştır. Ben şimdi sizlere Rusya kökenli Türkçüleri tanıtmak istiyorum. İsmail Gaspıralı, Rusya'nın Bahçesaray kentinde doğmuştur. Yusuf Akçura, Rusya'nın Kazan şehrinde doğmuştur. Hüseyin Zade Ali Turan ve Ahmet Ağaoğlu ise Azerbaycan topraklarında doğmuştur. İlk önce sizlere İsmail Gaspıralı'yı tanıtmak istiyorum. Rusya'nın Bahçesaray kentinde doğan İsmail Gaspıralı'nın ilk kaleme aldığı yazılarından ilki Rusya Müslümanlarıdır. Rusya Müslümanlarını incelediğimiz zaman şu paragraf ile karşılaşmaktayız. Asya ve Avrupa'nın bir kısmında oturan büyük bir millet, Türk Tatar milleti var. Bu millet parça parça, dağınık, zayıf. Bu millet diğer milletlere oranla ilim ve marifetçe, servet ve medeniyetçe pek geride kalmış. Böyle devam ederse yaşama kavgası tabi kanunu gereğince mahvolacak. Başka milletler tarafından yutulacak. İşte bu durum müşahadesinden asıl mesele doğuyor. Türk Tatarların bu zaafına, böyle geride kalışına sebep ne? Türk Tatar milletini mahvudan kurtarmak için ne yapmalı? İsmail Gaspıralı ne yapmalı sorusuna başka bir paragrafında cevap vermektedir. Türk Tatarlar kendi mektep ve medreselerinde kendi dilleriyle Avrupa ilimlerini ve eğitimini, sanat ve tekniğini öğrenmelidirler. Yalnız mektep ve medreselerle yetinmeyerek kendi dillerinde kitaplar, risaleler, mecmualar ve gazeteler yazılıp yayınlanmalıdır. Kısacası milli bir Türk Tatar edebiyatı geniş anlamıyla vücuda gelmelidir. Eğer dilimiz usta bulup kaleme alınıp işlenirse, şimdikine göre çok dereceli, parlak ve kullanışlı olur. Muradımız dilimizi ilerletmektir. İsmail Gaspıralı'nın 30 yıla yakın Rusya topraklarında çıkarmış olduğu bir gazete vardır. Tercüman Gazetesi. Tercüman Gazetesi'nde kurulmuş bir cümle İsmail Gaspıralı'nın Pan-Türkist ideolojinin programını gözler önüne sermektedir. Dilde, fikirde, işte birlik. İsmail Gaspıralı, düşüncelerini sadece yazı alanında değil, fiiliyatta da göstermiş bir Türkçü bir düşünürdür. İsmail Gaspıralı'nın Rusya topraklarında yaşayan Türkçülerle birlikte hareket ettiğini, okullarda Türk diliyle eğitim verilmesi gerektiğini faal olarak savunduğunu bilmekteyiz. Bir sonraki Türkçü düşünür, tarihçi Yusuf Akçura'dır. Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset ve Türkçülüğün Tarihi eserlerini incelediğimiz zaman karşımıza çıkan bilgiler şu şekildedir. Yusuf Akçura, her kavim ve hatta her kabile, diğer kavim ve kabilelere karşı daima kendi hususiyetini duymuş ve çoğunlukla kendi üstünlüğünü iddia etmişti. Bu duygu ve iddia sanırım ki milliyet fikrinin içgüdüyle meydana gelen ilk başlangıcıdır. Türk kavim ve kabilelerinde de bu duygu ve iddianın
her zaman var olduğunu hiç korkmadan tasdik edebiliriz. Fakat söz konusu milliyet fikri, bu duygu ve iddianın çok gelişmiş bir safhasıdır. Kabile ve kavmiyet duygusunun milliyet fikri derecesine yükselmesi doğuda değil, batıda meydana gelmiştir. Milliyet fikrinin muhtevasını açıklayan Yusuf Akçuru'ya göre milliyet fikri, bir millet meydana getirmiş olan insan toplulukları bağımsız bir devlet halini teşkilatlanarak yaşamak hakkına sahiptir şeklindedir. Yusuf Akçura bizlere bir millet tanımı sunmaktadır. Yusuf Akçura'ya göre millet, ırk ve dilin birliğinden dolayı sosyal vicdanında birlik ve beraberlik meydana gelmiş olan insan toplumudur. Yusuf Akçura millet tanımını yaptıktan sonra Türklerin kim olduğunu ve kimlerden oluştuğunu bizlere açıklamaktadır. Türkler dediğimiz zaman etnografya, filoloji ve tarih ilimleriyle ilgilenenlerin bazen Türk-Tatar, bazen Türk-Tatar-Moğol diye bahsettikleri bir ırktan gelme, adetleri, dilleri birbirine pek yakın, tarih hayatları birbirine karışmış olan kavim ve kabilelerin bütününü murat ediyoruz. Türk tanımı yapan Yusuf Akçura'nın sonrasında Kazanlılar, Azerbaycanlılar ile beraber Kırgızlar yahut Yakutlar da Türkler tabirin içinde demektir cümlesiyle birlikte bütün farklı topraklarda yaşayan bütün Türkleri bir gördüğünü de anlamış oluyoruz. Yusuf Akçura, milliyet fikrinin ortaya çıkış şekline dair bize bilgiler sunmaktadır. Milliyet fikrinin etkisi altına girmeye başlayan bir kavim derhal bu fikri realitede tamamıyla gerçekleştirmeye kalkışmaz, kalkışamaz. Gayeye erinceye kadar geçilecek bir hayli merhaleler, yapılacak birçok işler vardır. Milliyet fikri aşılanmış bir kavim, kendi milletiyle ilgili kültürel olaylara büyük bir değer vermeye başlar. Kültürel olayların en önemlisi dildir. Dil incelemeleri kavmin kaynaklarını araştırmaya yöneltir. Filoloji ile kavmin en eski hayat biçimi, en eski kültürel ve destanı olayları bulunur ve tespit edilir. Filoloji ve tarih araştırmaları etnografya ve arkeoloji incelemelerini gerektirir. Bu bilgiler sayesinde kavmin bütün geçmişi ilk devrelerine kadar aydınlanır. Kavmin maddi ve manevi kültürü anlaşılır. Aynı zamanda kavmin mevcut durumuna ait coğrafi, demografi, etnografi ve iktisadi bilgiler toplanır, düzenlenir. Bütün bu bilgiler sayesinde kavmin kültür hazineleri, iktisadi gücü, medeniyet seviyesi öğrenilir. Kısacası kavmin özelliği, benliği, şahsiyeti belirir ve aydınlanır. Eğer bu özellik milliyet fikrinin meydana çıkmasına yeterli şartları taşıyorsa, milliyet fikri mutlaka meydana çıkar. Yusuf Akçura'nın üzerinde durduğu bir diğer konu ise milliyet fikrinin Türkler arasında yayılması konusudur. Yusuf Akçura, milliyet fikrinin Avrupa'dan geldiğini ve Avrupa ile en çok temas ve münasebetleri olan Avrupa medeniyetinden az çok feyiz almaya başlayan Türk kavimlerinin diğerlerinden evvel bu fikirle tanışmış olmaları gerektiğini ileri sürmektedir. Bu şartları taşıyan Türk kavimleri olarak ise Batı Türkleri olarak nitelendirdiği Osmanlı Türkleri, Kırım Türkleri ve Kuzey Türklerini ayrıca Kafkasya'da oturan Azeri Türklerini saymaktadır. Batı Türklerinde, Kuzey Türklerinde, Kafkasya'da oturan Azeri Türklerinde 19. yüzyılın sonlarına doğru Türklerin bu dört kümesinde de milliyet fikrinin ortaya çıkarak yayılmakta olduğunu bizlere bildirmektedir. Yusuf Akçura Türk milliyetçiliği his ve düşüncesinin tarihsel olarak ilk önce Avrupa ile yakın ilişkilerde bulunmuş olan Osmanlı Türklerinde ortaya çıkarak gelişim gösterdiğini ileri sürmektedir. Osmanlı Türkleri arasında Türkçülük faaliyetinin ise 1865 ve 1870 yılları arasında ortaya çıktığını söylemektedir. Yusuf Akçura Üç Tarzı Siyaset isimli makalesinde bize şu paragrafı sunmaktadır. Osmanlı ülkelerinde Garp'ten feyiz alarak kuvvet kazanmak ve terakki arzuları uyanalı belli başlı siyasi yol tasavvuru ve takip edildi sanıyorum. Birincisi Osmanlı hükümetine tabi muhtelif milletleri temsil ederek ve birleştirerek bir Osmanlı milleti vücuda getirmek.
İkincisi, hilafet hakkının Osmanlı Devleti hükümdarlarında olmasından faydalanarak bütün İslamları söz konusu hükümetin idaresinde siyaseten birleştirmek. Üçüncü yol ise ırka dayanan siyasi bir Türk milleti teşkil etmektir. Irk üzerine müstenit bir Türk siyaseti, siyasi milliyeti husule getirmek fikrinin pek yeni olduğunu yine Yusuf Akçura bizlere aktarmaktadır. Yusuf Akçura özellikle Osmanlı Devleti'ne çok önemli bir rol biçtiği Türkçülük ideolojisiyle alakalı bir de şu cümlesini kurmuştur. Dilleri, ırkları, adetleri ve hatta ekseriyetinin dinleri bile bir olan ve Asya kıtasının büyük bir kısmıyla Avrupa'nın şarkına yayılmış bulunan Türklerin birleşmesine ve böylece diğer büyük milliyetler arasında varlığını muhafaza edebilecek büyük bir siyasi milliyet teşkil eylemelerine hizmet edilecek ve iş bu büyük toplulukta Türk toplumlarının en güçlü ve en medenileşmiş olduğu için Osmanlı Devleti en mühim rol oynayacaktı. Yusuf Akçura, Kafkas, Kırım ve Kazan Türklerinde milliyet fikrinin Osmanlı Türkleri arasında Türkçülük ideolojisinin çıkmasından sonra 1876 ve 1883 yıllarında Kafkas, Kırım ve Kazan Türklerinde milliyet fikrinin gelişerek ortaya çıktığını söylemektedir. Kafkas, Kırım ve Kazan'da milliyet fikri kendi çevrelerinin şartlarının yani bulundukları çevredeki siyasi, sosyal ve iktisadi şartların ve aynı zamanda İstanbul ve Rusya'daki fikri sebeplerin etkisi altında ortaya çıkmıştır. İstanbul'dan gelen fikri etkilerin Ruslardan gelen fikri etkilerden önce geldiğini sananlardanım. Rusya'da oturan Türkler arasında milliyet fikrinin ilk önce Osmanlı'ya yakınlığı, İstanbul'a münasebetleri daha çok olan Kafkas ve Kırım'ı belirmesi de bunu ortaya koyar. Yusuf Akçura'nın bu cümlesiyle birlikte Türkçülük şubeler arasında bir bağlantı olduğunu bizlere vurguladığını görüyoruz. Yusuf Akçura devamında Kafkasya'da ve Kırım'da milliyet yani Türklük fikri başlangıçta İstanbul'da olduğu gibi diğer fikirlerle yani İslamcılık ve yenilik fikirleriyle karışık olarak meydana çıkmıştır. Yusuf Akçura 1906 ve 1907 yıllarında Kuzey Türkleri arasındaki milliyetçiliğin, Türkçülüğün en canlı yıllar aralığı olduğunu bize bildirmektedir.1906 ve 1907 yıl arasında evet milliyetçilik fikri çok yaygındır, yükseliştedir. Ancak 1907 yılından sonra Rusya'da tekrar irticaya başlamıştır. Ve irticanın başlaması üzerine içlerinde milliyet duygu ve düşüncesinin zayıfladığını düşündüğü Türklere Yusuf Akçura'nın bir seslenişi vardır. 19. yüzyılda dünya medeniyet tarihine en etki eden fikir milliyet fikridir. Milliyet fikrine bu azim ve kuvveti hiçbir şey galip gelmedi. Yüz binlerce muntazam ordular bu fikir karşısında yenildi. Bugün milliyet fikrini yenebilecek kuvvet, şiddet, zulüm, top tüfek değildir. Belki milliyet fikrinin anne ve babası olan hürriyet ve eşitlik fikirleri onu yenebilir. Yusuf Akçura, Türklere, Türk Müslümanlara, evvelden beri alıştıkları boyun eğmek, yalvarma ve yüze gülme siyasetiyle darbelerden korunacaklarını tasavvur ediyorlarsa çok yanıldıklarını ileri sürmektedir. Bir sonraki düşünürümüz, Türkçü düşünürümüz Hüseyin Zadeli Turan'dır. Hüseyin Zadeli Turan'ın yazılarına baktığımız zaman özellikle Hayat dergisini, Hayat gazetesini incelediğimiz zaman şu cümleleriyle karşılaşmaktayız. Biz geçmişe, geçen yüzyıllara ve geçmiş olaylara doğru o kadar aşırı biçimde geriye baktık ki gözlerimizi sürekli geçmişe doğru çevire çevire bütün ümitlerimizi oraya bağladık. 4-5 yüzyıldan beri Avrupalı komşularımızın gözleri geleceğe yönelmişken, yönelmekle alışkanlık edinmişken biz gözümüzü henüz geçmişten ayıramayız. Geçmişin bilinmesinin geleceği belirlemede gerekli olduğunu aklımızdan çıkardık. Bu mazi perestlik ve gericilik yüzünden biz doğulular ve de biz Müslümanlar şu son 4-5 yüzyıl zarfında gerçekleşen dünyadaki olaylardan
habersiz ve nasipsiz kaldık. Büyük zararlara uğradık. Öyle derin ve şiddetli zararlarımız oldu ki bütün İslam dünyası felce uğradı. Hüseyinzade Turan bu geride kalmışla çare olarak teknolojik gelişmeleri işaret etmektedir. Eğitimin modernleşmesi ve eğitim programına ilim ve bilimle alakalı dersler konması gerektiğini söylemektedir. Hüseyinzade Ali Turan amacımız sistemli ve kademe kademe ilerlemek suretiyle gelişmeye hizmeti lüzumlu görür. Türk, Müslüman ve Rus tebaası olduğumuz için Türklük ve İslam dairesinde Rus devletinin ekonomik koşulları ve politikası dahilinde kalkınma isteriz cümlesiyle ne istediğini gayet bir biçimde ifade etmiştir. Hüseyinzade Turan, Müslüman ve Türk toplumunun tamamen kendi gelişimi ve mutluluğu için her türlü araca özgür ve serbestçe başvurulabilmesi için bağımsızlık gerektiğini savunmaktadır. Din bilim okutan medreselerde ve medreseler programına doğa bilgisi, matematik gibi pozitif bilimlerin konulmasını istemektedir. Medreselerde yetişen din adamlarının bu dersleri aldıktan sonra İslami kitapları daha güzel açıklayacaklarını ve birçok ayeti daha düzgün ve anlamlı tefsir edileceklerini söylemektedir. Hem okullardaki beden bilgimiz hem de medreselerdeki din bilgimiz düzenlenmelidir demektedir. Hüseyinzade Ali Turan'ın Hayat gazetesinde üzerinde durduğu bir konu da Türklerin temsilidir. Rusya meclisi olan Devlet Duması'nda kendilerine temsil edilmesini istemektedir. Ve Hüseyinzade Ali Turan'ın ve diğer Türklerin bu isteği yerine gelmiştir. Kendilerine Türkleri temsil etmesi için Devlet Duması'na Türk vekilleri seçilmiştir. Ve Rusya topraklarında meşrutiyetin ilan edilmesi ve Türklerin temsil hakkı bulması ile birlikte zulmet yerine zulf, nur, esaret yerine özgürlük, keyfe göre yönetme zulmü yerine adalet, mutlak hükümet yerine meşrutiyet ve anayasada toplum hükümleri yer alıyor diyerek meşruti yönetimden ve temsil edilme hakkını elde etmelerinden ötürü ne kadar memnun olduklarını bize aktarmaktadır. Son düşünürümüz ve hukukçumuz Ahmet Ağaoğlu. Ahmet Ağaoğlu'nun düşüncelerine 9 adet makaleler dizisinden oluşan Türk alemi yazılarıyla erişmiş oluyoruz. Ahmet Ağaoğlu Türk alemi yazılarında Türk dünyasını hayal kadar geniş ve yine hayal kadar belirsiz olarak tanımlamaktadır. Türklerin geniş ve pek büyük bir sahada diğer ırklara nüfuz ettiğini, bazen başka medeniyetleri ve başka hayat tarzlarına kapılarak kendi şahsiyetini, milli karakterini kaybettiğini söylemektedir. Bugünkü Türk dünyasına bir bakıldığı zaman genişliği ölçüsünde perişan, gafil ve habersiz olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, Türk dünyasının çeşitli kısımlarının birbirini tanımadığını, kendi aralarında maddi ve manevi bir bağ meydana getiremediklerini söylemektedir. Bu perişanlığın ya da mevcut durumuna neden olan sebepleri üç başlık altında toplamaktadır. Mezhep ayrılıkları, siyasi bölünmüşlük ve çevreye esaret, milli şuurun yokluğu. Evet, Türkler arasında mezhep ayrılıkları yaşanmıştır. Bir takım tartışmazlıklar, anlaşmazlıklar vuku bulmuştur. Ancak Türklerin perişan bir hale düşmelerine ve birbirlerinden habersiz kalmalarına ikinci mühim sebep siyasi bölünmüşlük ve çevreye esarettir demiştir Ahmet Ağaoğlu. Türklerin Batı Asya'dan geldikleri o zamandan beri birçok ve çeşitli hükümetlerin etkisi altında bulunduklarını ve birleşik, sürekli bir hükümet teşkiline muvaffak olamadıklarını belirtmektedir. Ahmet Ağaoğlu, Türk kadar asimilasyona, çevresel şartlara uymaya eğilimli başka bir millet yoktur. Türk çevresinin esiridir. O kadar ki kendini, kendi milli şerefini, tarihi haysiyetini, edebiyat, lisan ve hatta milli geleneklerini bile unutuvermeye hazırdır. İşte Türkler böylece
çevresel şartlara aşırı bir şekilde uymalarından, başka başka yerlerde başka başka renkler alarak Türklüğü unutuvermelerindendir ki Türk milliyeti kendi birliğini koruyamadı ve her bir parçası diğerine yabancı kaldı. Ahmet Ağaoğlu üçüncü bir sebep olarak milli şuur yokluğunu ileri sürmektedir. Milli şuur yokluğu bir önce saydığımız sebeplerin hem sonucu hem de sebebidir Ahmet Ağaoğlu'na göre. Ahmet Ağaoğlu mezhep ayrılıklarına, çevresel şartlara kapılarak birbirlerine karşı yabancı bir konum alan milletin parçaları arasında milli şuurun gelişip büyümesinin kolay olmadığını söylemektedir. Türkleri Ahmet Ağaoğlu Türklerin Fransızlara, Almanlara, İngilizlere hatta Ruslara kıyasla pek geride olduklarını ancak yaşadıkları coğrafya temelinde bir karşılaştırma yapıldığında ise çevresindeki ülkelere ve milletlere nazaran yüksek bir millet, bir medeniyet olduklarını ileri sürmektedir. Ahmet Ağaoğlu 25-30 yıl önce birbirlerine tamamıyla habersiz, toplumsal dağınık, yapıları dağınık, kendileri için hiçbir ülkü ve hedef belirlememiş olan Türkler arasında son senelerde bir takım akımlar ve fikir hareketleri gözlendiğini söylemektedir. Bu akımlardan ilki İslamiyet kaygısı, ikincisi ise Türklük kaygısıdır. Milliyetçilik, Ahmet Ağaoğlu, milliyetçilik akımını Batı'dan Avrupa'dan aldık. 19. asır bütün Müslüman milletlerin, Hristiyan milletleri hücumu karşısında bir düşüş devri olduğu gibi aynı zamanda da Batı ile Doğu'nun Hristiyan milletler ile Müslüman milletlerin birbirine yakınlaşması, birbirleriyle daha çok ilişkileri kurmaları devridir. Avrupa misyonerlerini, top ve süngülerini, ticaret metalarını doğuya doğru sürükleyen demir yollar, vapurlar aynı zamanda Batı'nın fikirlerini ve hislerini kitaplarında doğuya taşıyordu. Milliyetçilik akımı az çok Türk dünyasının çeşitli taraflarına mevcut ise de en ziyade Rusya Türklerinde daha esaslı olarak görünmektedir. Türklük akımını vücuda getirmiş olan etken ve sebeplerin tamamı her yerden ziyade Rusya Türkleri içinde etki edebilmiştir. Bugün Kafkasya'da, Kırım'da, Kazan'da, Orenburg'da yeni nesil, genç ve aynı sınıf, üniversite vesaire yüksekokul öğrencileri, gazete yazarları Türklüğün ileri gitmesini bütün kuvvetleriyle çalışıyorlar. Milliyetçilik fikirleri ve hisleri her yerde göstermiş olduğu feyizleri az bir zaman içinde Rusya'nın Türk bölgelerinde de gösterdi. Bugün Kafkasya'nın şehir ve köylerinin tamamında birçok mükemmel Türk okulları mevcuttur. Bu okullarda eğitim ve öğretim Türk dilinde yapılmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede mükemmel bir Türk basını vücuda getirildi. Türkler cehalet belasından kurtularak kültür seviyelerini yükselterek Türklere, Türklüğü Türklere anlatarak diğer taraftan da Türk ırkına mensup kimseleri milliyetçilik fikirleri ve hisleriyle de düşünür ve duygulanır olarak kendi mevcudiyetlerini muhafaza ve müdafaya ve kendi türlerinin ilerleme ve yükselmesine çalışmalıdırlar. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Yusuf Akçura'nın Türk devrimciliğinin programı adındaki eserine baktığımız zaman Rusya topraklarında bir zamanlar kendi dillerinde eğitim almak, kendi dillerinde bir edebiyat oluşturmak, müftülerin masalarına ya da odalarına bir Rus ordusu subayının gelmemesi ya da temsil hakkı gibi haklar isteyen Rusya'da yaşayan Türklerin bu haklara kavuştuğunu bizlere söylemektedir. Beni dinlediğiniz için saygıdeğer hocalarıma ve kıymetli dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.